Değerli uzmanımız yanınızda operatör doktor Uğur Ünsal bizlerle. Göz hastalıkları uzmanımız katarağı konuşuyoruz ve katarakla ilgili gözün içine yerleştirilen lensler var. Hatta deminki bu ameliyat görüntüsünün sonuna yakın izleyicimiz aradı. Biz görüntüyü aldık hatta. O görüntümüzü tekrar verebilirsek yönetmenim. Hocam yani bu lensler, katarağın içine yerleştirilen lensler niye bu kadar önemli? Şimdi bu lensler ilk zamanlar katarak ameliyatları yapılırken o zaman biz dikişli ameliyatlar yapılıyordu ve o zaman normal bir katlanmayan rigid bir mercek koyuyorduk ki ve bu zaman da dikişli oluyordu. Artık son zamanlarda dikişsiz yapıldığı için bu FACO yöntemiyle yapıldığından dolayı daha katlanabilir mercekler koyuyoruz. Ki bu mercekler nedir? İşte mesela burada bir tane... 3 tane var hocam. Burada 3 tane neden? Var. Bu tek odaklı bir mercek. Bu mercekten konduğunda hastanın sadece uzak veya yakınını toparlayabiliyoruz biz gözlüksüz olarak. Yani bu merceği hastaya takıldığı zaman uzak hastanın oldukça iyidir. Yakın için bir okuma gözlüğü gereksinir. Hocam alabilir miyim? İnanılmaz değerli izleyenler yani bayağı büyük bir. Büyük yani. Bu ilini... sadece animasyon için yapılmıştır. Aslında bunun daha küçüğünü koyuyoruz biz gözün için. Tabii minnacık hani şöyle küçücük bir şey tabii gözün şekline göre tabii ve ki. Ve biz bu merceklere monofokal mercekler diyoruz. Şu hocam bu, ikinci. Dikkat ederseniz bunun üzerinde halkaları var. Bu halkalar sayesinde hem uzağı hem yakını hem de orta mesafeyi görüyoruz. Bu daha iyiymiş. Böylelikle hastanın uzak, yakın ve orta mesafedeki gözlük gereksinimi ortadan kaldırıyoruz. %80, %90 oranında hasta gözlüksüz olarak işlerini görebilir. Hocam... Bu daha güzel bir lens. Çok iyi. Bu evet, ise... Diğeri. Bu diğer lensimiz ise daha farklıdır. Bu hastanın aynı zamanda astigmatını da düzeltiyoruz. Astigmat. Astigmatında. O da ışıkta dağılma gibi değil dağılma mi hocam? Gibi.